Efendim tekrar merhabalar. İkinci bölümdeyiz. Programımızın CHP Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel yetişti. Doğru kelime o, yetişti programa. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Öncelikle başarılar diliyorum. İlk gün ilk yayın herhalde. Evet, ilk gün ilk yayın. Biraz gecikmeli başladık Faik Bey'in açıklamaları nedeniyle ama canlı yayında oluyor. Pazartesi günleri o riskler hep var. Pazartesi, salı günleri Ankara'da o riskler hep var. Sizin önemli toplantınız tabii her pazartesi. Yayıncılıkta böyle şeyler oluyor. Biz de alışkınız. Kolay gelsin, başarılar diliyorum. Efendim sağ olun. Hem Tele1 için hem sizin için çok başarılı programlar yapacağınıza da inanıyorum. Çok sağ olun. Biz uzun yıllardır tanışıyoruz. Bizi kırmadınız, ilk program geldiniz. Heyecanlıyız, mutluyuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlısı olsun. Özgür Bey, açarken de söyledim. Yani birçok konuyu konuşuyor Türkiye. Yani ama özellikle son aylarda, son bir yılda belki enflasyon, ekonomi, zam. Çünkü zamın Türkiye'de bir kesim hariç etkilemediği, enflasyonun etkilemediği hemen hemen hiç kimse yok. O yüzden özellikle son dönemde en çok Türkiye'nin de konuşmaya ihtiyacı olduğu bir dönem bu başlık üzerinden. Şimdi yine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Az sonra size onları söyleyeceğim. Muhtemelen takip ettiniz ve tepkinizi merak edeceğim ama bizim hazırladığımız ekonomiye yönelik haberlerimiz var. Bir Aksaray'dan bir isyan var. Kutay eğer hazırsa o Aksaray'dan bir isyan var ya bir teyzenin. Onu bir izleyelim önce sevgili izleyenler. Ondan sonra ekonomi üzerine konuşmaya devam edelim. Bir asgari ücreti veriyor 4.200 lira. Bir kolu yumurta alamıyoruz, bir yağ alamıyoruz, yumurta alamıyoruz. Ev kiraları çıkmış 2.5-2 lira. Pazara geldim ama hiçbir şey alamadım bak. Hiçbir şeyim yok bak. Pazara geldim yok. Yani yumurtaya hasretiz. Tavuk yiyorduk, tavuğu yemez olduk. Hayır, eti göremiyoruz da tavuğu da yemez olduk. Evimizde yağımız yok. Yani bir asgari ücretle çalışıyoruz ama geçinemiyoruz anam. Her şey ateş bağ. Yani bu milletin sonu geldi de biz farkında değiliz. Artık buna bir dur demenin zamanı geldi. Artık yeter. Öksüzüm var bak. Evim kira. Evim bir kirası ödeyemedim. Adam evden çıktı diyor. Ne olacak bizim halimiz? Nerede Afganlı Suriyeli varsa hep Aksaray'a doldurdu. Aksaray'ın kendine acı. Adam şurada acını görmüyor. Nerede Suriyeli Afganlarsa onu istiyor. Vallahi yeter artık. Teşekkür ederim. Ekonomiden sıkıntılıyım. Doldurup gidebilirsek alacağız. Dolduramayacağımıza göre. 50 liralık pazar 200 liraya çıkıyor Hacı abi şimdi. Evliyim. 3 tane kızım var. Tesisatçıyım. O zaman bizim başımızdakilere sormak lazım onu. Satan dertli, alan dertliyse hükümet suçludur. Doğru mu? Onlara sormanız lazım. Zengin kesim, orta, bir de en aşağı kesim vardı. Şimdi yukarıdaki zengin kesim daha zengin oldu. Aşağıdaki kesim, orta kesimi bitirdiler. Pazara 200 lirayla geliyorum. Hiçbir şey kalmıyor. Yarım alıp geçiyor. Atıyorum şunu 5 kilo alıyorsan 1 kilo alıp geçiyorsun şimdi. Bu gidişat iyi değil Hacı abi. Ondan sonra başkalarına sor. Bütün sorumlusu hükümettir bence. İki ayrı kişi, iki ayrı isyan. Şimdi bu sadece iki değil. Türkiye'nin birçok elinden, hemen hemen her noktasından yükselen bir isyan. Programı açarken de söyledim. Size de aynı soruyu soracağım Özgür Bey. Yani kıyma üzerinden başladım ben programı açarken. Aynı soruyu size de sorarak başlamak isterim. 130 lira ile 160-170 lira arasında hepimizin eşleri kendimiz bazen zaman zaman alıyoruz. Bu rakamlar tekrar böyle 40 lira, 50 lira, 60 liralara sizce düşer mi? Yoksa düşmez mi? Şöyle düşer. Yani alım gücü artarak bu rakamlar 40 lira gibi hissedilebilir. Ya da iyi bir ekonomik program uygulanıp, Türk lirası güçlenip, belli bir noktaya geldikten sonra bu paradan gerçekten bir sıfır atabiliriz. Yani 6 sıfır atıldığında biliyorsunuz her şeyden atıldı. Gerçek anlamda biz paramızı 10 kat değerlendirebilir ve bir sıfırı gerçekten paramızdan atabilirsek işte bugün 138 lira olan kıymayı 13 lira 80 kuruştan almaya başlarsınız. Bu ekonominizi 10 kat güçlendirip güçlendiremeyeceğinize bağlı bir mesele. Paranın alım gücünü 10 kat arttırıp hiçbir şeyin fiyatından oynamasanız da o 138 lira 13 lira 80 kuruş gibi hissedilir. Hissedilir mümkün. Mi? Mümkün. Nasıl mümkün? Şöyle mümkün. Türkiye her yönüyle ekonomisi çok güçlü olmaya namzet bir ülke. Yani aslında ben gençler geliyor hemen hemen her salı 2-3-4 üniversitenin gençlik komisyonları daha doğrusu kulüpleri geliyor bize. Çeşitli kulüpleri, Uluslararası İlişkiler Kulübü, Hukuk Kulübü, Atatürkçü Düşünce Kulübü, Demokrasi Kulübü geliyor bu kulüpler ve bu öğrencilerinle oturuyoruz konuşuyoruz. Onlara hep söylediğim bir şey var. Şimdi siz tarafsız gözlemci olun. Ben size iki tane ülkeden bahsedeceğim diyorum. Bu ülkelerden birinin üç tarafı sıcak
ve dünyanın en güzel denizleriyle çevrili. Bir tanesi soğuk denizlerin ortasında. Birinde 4 mevsim yaşanıyor 365 gün. Yani 4 mevsimde harika yaşanıyor. Hatta bazen kışla yaz aynı anda yaşanıyor. Birinde 11 ay kış, bir ayda güneş böyle 20 derece yükseliyor, yükselmiyor. Birinin, yani dünyanın en prestijli şehirleri içinden nehir akanlardır. Orada öyle bir şey yok. Bu tarafta içinden deniz akan bir şehir var. Birinde tarih diye bir şey yok. Birinde inşaat yapmaya kalksan tarihi kalıntılardan dolayı o işler aksıyor. Tünel kazıyorsun, o işler aksıyor. Üç imparatorluğa başkentlik yapmış bir yer var. Birinin nüfusu çok yaşlı, birinin nüfusu çok genç. Birinin işte bir tane balık var, birinde yüzün üzerinde balık çeşidi var falan. Birinde doğalgaz, petrol dışında bir şey yok. Birinde 300 çeşit yeraltı zenginliği var. Bu ülkelerden birinin milli geliri 65 bin, 70 bin dolar, birininki 8 bin dolar. Hangisi Danimarka, hangisi Türkiye diyorum. Tamam mı? Aslında böyle anlattığınızda Türkiye'nin 70 bin dolar, Danimarka'nın 8 bin dolar veya Danimarka 70 binse Türkiye'nin bunun çok üstünde olması lazım. Peki ben hep Türkiye'de olup Danimarka'da olmayanları veya İskandinav ülkelerinde olmayanları saydım. Peki onlarda olup bizde olmayan ne var diye sorduğunuzda iyi yönetim, hukukun üstünlüğü, kimsenin karışmadığı, doğruları yapan bir ekonomi yönetimi ve ülkenin kaynaklarını halkın yararına, halk için yöneten bir iktidar var. Ayıptır söylemesi, onları 25 yıldır sosyal demokratlar yönetiyor. Bizi de 25 yıldır Tayyip Erdoğan ve Atatürkleri yönetiyor. Yani meselenin en üstten bakış açısıyla görüntüsü bu. Bu ülke öyle kaynaklara, öyle imkanlara, öyle fırsatlara sahip ki, örneğin turizmi düşünün yani. Turizmi düşünün. Kim gitsin İskandinav ülkelerine? Ama Muğla'nın bir ilçesini verseniz Hollanda'nın tapusunu üstünüze yaparlar. Antalya'nın bir ilçesini vermeye kalksanız Almanya'nın yarısını size vermeye razı gelirler. Öyle doğal güzellikler, öyle hangisine? Hepsi bizde. Burada benim en canımı sıkan ne? Bütün dünyanın üzerinde hayal kurduğu bir ülke var ve bu ülkenin gençleri yurt dışında hayal kuruyor. Bizim en büyük sorunumuz bu. Kötü yönetim, yıldıran yönetim, bıktıran yönetim bu ülkenin başta gençleri yüksek nitelikli insan kaynağına yurt dışına yönlendiriyor. En büyük sorunumuz bu. Yarın işte mecliste amaca yönelik değil ama doktorlar yurt dışına gitmesin diye kanun teklifi görüşülüyor. Yani birazcık şartlarını iyileştirsek mi falan. Maalesef o kadar bıktırdılar, o kadar yıldırdılar ki herkesin, özellikle gençlerin, 10 gençten 7-8'inin yani %73'ünün yurt dışında hayal kurduğu bir ülkede çok büyük sorun vardır. Efendim, gelinen bir nokta var. Şimdi siz tabii muhalefet adını koyuyor. Kötü yönetim. Yani aklı başında birçok insan zaten bunun böyle olduğunu görüyor ve dillendiriyor. Şimdi geldiğimiz noktada %73 TÜİK'e göre, başka insanlara göre, hocalara göre %50, %150, %160. En akadır. Şimdi geldiğimiz bir nokta var. Benim verdiğim örnek var. Peyniri var, sütü var, yumurtası var. Var da var. Katlanan fiyatlar var. 4250 lira asgari ücret var. Nasıl düzelecek? Düzeleceğini söylüyorsunuz. Nasıl düzeleceğini de söylüyorsunuz. Artık seçime bir yıl var. Sokaktaki insan şunu merak ediyor. Ne zaman düzelecek? Seçim mi? Şöyle, yani birincisi bakın. Seçimin kararı alındığında bir rahatlama yaşanacak. Bugün daha MYK'da konuştuk. Biliyorsunuz bizim harika ekonomist arkadaşlarımız var. Yani her birisinin hem Türkiye'de hem uluslararası anlamda hem akademik anlamda çok önemli başarıları var. Hangi birini saysanız, yani işte Faik Öztürk'le, Selin Sayıkböke ile başlayın, Akif Hamza Çebi ile devam edin, Aykut Erdoğdu'yu söyleyin. Yani kamuoyunda bildiği ve aslında liyakatlerine kimsenin itiraz etmediği çok sayıda arkadaşımız var. Ve bu arkadaşlarımız, Plan Bütçe Komisyonu'ndaki arkadaşlarımız, her birisi ayırmadan söylüyorum. Bu arkadaşlarımız alanlarında çok iyi. Bugün bize anlattıkları şu. Bir, bütün dünya bakıyor ve Türkiye'de ekonominin kötü ve inatla yanlış yönetildiğini de biliyorlar. Ve diyorlar ki seçim kararı alındığında bir rahatlama olur. Yani Türkiye'ye sıcak para girişi olur, fon girişi olur ve kaçış durar. MYK'da ilgili arkadaşlarımızın size, arkadaşlarınızın, evet, size anlattıkları. Şu, diyorlar ki hem yerli sermayenin kaçışının durması, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi, sıcak paranın gelmesi, doğrudan yatırımların gelmesi, Türkiye'de ekonomiye güvenin artması, işte borsaya yönelinmesi, dolardan Türk parasına dönülmesi,
Bunların hepsi Türkiye'nin geleceğine umutla bakmakta. Eğer seçim kararı alınırsa, yani her şeyi ben bilirim deyip her gün ülkeyi kötüye götüren bu iktidar ve tek adam yönetiminin artık seçim kararı alması bir rahat. Seçimde muhalefetin kazanıp Türkiye'de artık ekonomi yönetiminin değişeceği görülürse Türkiye'de herkes çok rahatlar. Seçimden sonra da iyi yönetimle birlikte bu artık havuzun en dibindeyiz. Çıkış başlar. Çünkü yani çok kötü durumdayız. Boğuluyoruz artık. İktidar değişmezse boğulacağız. İktidar değişirse hava almak üzere havuzun üstüne, su yüzeyine doğru fırlayacağız hep beraber. Böyle bir çıkışı hep beraber. Bu çıkıştaki psikolojik etki. Bu yani adamın kurtulma ümidi kalmamış, ayağından çekiyorlar, havuzun dibinde boğuluyor. Bir ışık görse fırlayacak gidecek. Sonra iyi yönetimin erken etkileri olacak. Sonra orta vadeli ve uzun vadeli etkileri olacak. Ama bu ülke kendi insan kaynağına, kendi bütün kaynaklarına güvenir, iyi yönetilir. Çalmadan, çırpmadan ve inat etmeden ve birilerine diyet ödemeden amacı geniş toplum kesimlerini tatmin etmek isteyen bir yönetim tarafından yönetilirse 5 yılın sonunda veya işte diyelim ki güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildi. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle bir dönemin sonunda bu ülkenin parası bugüne göre 10 kat değer kazanabilir. Bugünkü rakamla söylüyorum. Bugünkü rakamla 3 liralık mazot hayal değil. Bu nasıl yaparsınız? Ya paradan sıfır atarsınız. Artık paranızın alım gücü çok yükselmiştir. O öyle görebiliriz. Ya da mazot yine 30 lira olur da cebinizdeki para bunun 10 katı kadar kolay alıyor olur. Ama 5 yıl sonra. Ya bir dönem sonra. Bir dönem sonra ama 1 yıl sonra yani seçime gitme anında da bir rahatlama olacak. Bir de tabii 100 günlük 500 günlük partinin de ittifakında programları hazırlanıyor. Böyle yani acil ve rahatlatıcı tedbirler. Yani artık boğulmak üzere olup su yüzeyine çıkıyor dedik ya. Ona ilk verilecek oksijen. Özgür Bey, bu örneğinizden yola çıkarak evet. Sormak isterim. Yine söylüyorum, sizler de çarşı pazar, bizler de eşimiz, yakınlarımız, bizler bir şeyler alıyoruz. Yani alabildiğimiz kadar evimize götürüyoruz. Şimdi muhalefet açısından da tabii bir yorum değil de yanlış bir şey söylemek istemem. Sokaktaki insanlar bu anlattığınızın nasıl olacağını da muhalefetten duymak istediklerini bize söylüyorlar, soruyorlar. Hadi muhalefet tamam altılı masa konuşuyor, çok güzel konuşuyor. Geleceğe yönelik işte 300 günlük programlar, 500 günlük programlar. Ama benim cebimdeki 4250 lira asgari ücret ne zaman eğer rahatlayacaksam 8000 lira olacak. Muhalefet bana bunu söylemiyor diyor. Ya anlatabildim mi? Yani sorabildim mi bilmiyorum. Rakamsal olarak, ister rakamsal olarak bu soruyu alın. Şimdi burada iki tane şey var. Birincisi şunu yapabiliriz. Buna bir seçim vaadi de diyebilirsiniz. Hani gerçeklerden yola çıkarak muhalefetin başta altılı masa olmak üzere neler yapacağını daha somut anlatmak da diyebilirsiniz. Hani ne dersiniz bu konuda? Şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi param ne zaman iki kat değerlenecek lafının cevabını mesela size... Rahatlayacak anlamında. Yani rahatlayacak tabii. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Nasıl rahatlayacağı anlatıyoruz. Ne zaman olacağıyla ilgili de daha bu 100 günlük, 500 günlük adım adım ilerleyeceğimiz ekonomi programımız, ekonomi kurmaylarımızca hem altılı masanın, çünkü bugün de bir çalışma vardı evet, biliyorsunuz. Evet. Daha da derinlemesine kamuoyundan paylaşılacak. Ama bana gün ver derseniz seçimlerden bir yıl sonra bugünkü kadar bunalmış hissetmeyecekler kendilerini. Yani seçimlerin üstünden bir yıl geçtikten sonra artık mesela bugün Türkiye'de anketler şunu gösteriyor. Vatandaşın %70'i Türkiye kötü yönetiliyor diyor. Evet. Bir yıl sonra daha mı iyi olursun, daha mı kötü olursun sorusuna da vatandaşın %70'inin üzerinde daha kötü olur diyor. Bir yıl sonra aynı soruya vatandaşın %70'inin iyiye gidiyoruz diyeceğini söyleyebilirim. Bir yıl sonra bütün her şey hallolacak, güllük gülistanlık olacak demek zor. Ama mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Adamın derdi ne? Kredi kartı borçlusu değil mi? Ve birikmiş. Şimdi bir hazırlık var. Bütün kredi kartı borçlarının faizlerinin tamamen silinip ana paranın borcun miktarına ve borçlunun durumuna göre 2 ila 5 yıl arasında taksitlendirilmesi var. Şimdi kredi kartımı döndüremiyorum. İflas kapıda diyen arkadaş iktidarımızın işte birinci ayında, ikinci ayında kredi kartı borçları faizleri silinip ana para 5 yıla bölününce rahatlayacak. Mesela bu birincisi. İkincisi, şimdi geçen sene 70 lira mazot 480 liraydı. Yani 70 litrelik bir traktörün
deposu, bunun markalarını saymayayım şimdi ama bütün herkes biliyor. 7 lira falandı çünkü. 480 liraydı, 6 lira 80 kuştan falan. Şu anda 1950 liraya doluyor. Biz iktidara geldiğimizde bunu hemen 70 liraya indirmek, 4'te 1'e indirmek mümkün olmayacak. Ama CHP ne diyor? ÖTV'siz, KDV'siz mazot diyor. CHP ne diyor? Yeşil, işte renkli mazot, yani sadece limanlarda, sadece ÖTV, KDV şimdi işi çözmeye de bilir. Çünkü bunlar ÖTV, KDV'yi de tükettiler. Ama biz çiftçimize üretebilsin diye, verimli sürebilsin diye, para karnını doyursun ve bizi doyursun diye mazot desteği vereceğiz diyor. O desteği hemen alacak ama kazandığı paranın bugün günden 10 kat değerli satın alma gücünün, bizim hayalimiz şu. Biz ağız tadıyla bir dönem iktidar olduktan sonra Türk lirasının değeri, yani satın alma gücü ortalama vatandaş için 10 kat artmış olacak. Bizim hedefimiz bu. Bu noktaya doğru adım adım yürümek istiyoruz. Veya bu noktaya yürüdüğümüzde vatandaşımızın hissetmesi. Bir, ayrıca burada bir şey söyleyeyim. Bakın, vatandaşlarımıza şöyle anlatmak isterim durumu. Siyasetin en basit tanımı şu. Siyaset öncelik belirleme işidir. Aslında ülkenin ekonomisiyle evin ekonomisi arasında bir fark yok. Bugün evdeki bütün ihtiyaçları izleyen vatandaşımız bir saysın. İlk önce boğaz. Sonra giyinme. Tabii önce barınma, ev, kira. Bir kira ödenecek. Boğaz, barınma, değil mi? Giyinme. Eğitim. Sonra eğitim. Sonra, ama bir yandan da mesela evin hanımının da yeni bir çantaya da ihtiyacı var. Para olsa bir de klima da taktırsak veya var olanı da yenilesek, evimizi bir boyasak, bunlar da var. Şimdi bu ihtiyaçların her birinin bir karşılığı var. Bir aylık veya yapılacak. Evin parası her şeye yeter. Ama hepsine birden yetmez. Ne yapıyor evi yönetenler? Ekonomide öncelik belirliyor. Diyor ki elbette kiramıza oturacağız ki evden atılmayalım. Mutfak harcamamızı yapacağız. Giyim kuşam biraz beklese olur. Eğitim önemli. Diğerler ya da hadi biraz dursun diyor mesela. Öncelik belirleme. Evet. Şimdi Türkiye'nin imkanları, gücü, kapasitesi bütün taleplere yetiyor. Hangi taleplere? İşçinin, çiftçinin, emeklinin, emekçinin. Ama öbür tarafta şey var. Faizcilerin, beşli çetenin, türgevcilerin, yandaş vakıflardan torpillerin. Parayı dağıtırken sırtını bu tarafa dönüyor bizimkiler. Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti yönetimi sırtını dönüyor. Eskiden bu kadar dönmüyordu. Yani iktidara gelince hep burada olacağım diyordu. İlk yıllarında gitgide şimdi unuttu. Şimdi bütün imkanları, o bizim beşli çete dediğimiz yüksek yüksek dolar garantili ödemeli projelere, yandaşların şirketlerine ve faizcilere, yüksek getiri isteyenlere verip vatandaşa vermiyor. Hatta bu kur korumalı mevduat dediğimiz sistemle şöyle bir şey oldu. Bütün dünyada enflasyon sorunu var diyor. Avrupa'da %7 falan, Amerika'da 5'ti, 7, 8 oldu. Savaş var Ukrayna, Rusya'da 14, 17, 16. Bütün dünyada var diyorlar. Ama bizde gerçek enflasyon %200'ü buldu işte. ENAG %160 olarak hesaplamış. Cumhurbaşkanı bunu niye yapıyor sizce? Neden AKP'nin ilk dönemindeki içte de dışta da aldığı bir takım takdirler vardı? Hatırlıyorsunuz o dönemi. Ben AKP'nin ilk dönemini güzelleyecek durumda değilim. Hayır. Ama hayır. İktidara gelirkenki söylemleri ve ilk dönem göreceli olarak biraz daha doğru politikalar izliyorlardı. Sonra... Ne oldu da Cumhurbaşkanı o tarafa sırtını döndü? Ya şimdi Cumhurbaşkanı hiçbir zaman iyi bir insan değildi. Hiçbir zaman iyi bir yönetici değildi. Cumhurbaşkanı her zaman taktisyendi. Her zaman Cumhurbaşkanı'nın, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, çünkü Cumhurbaşkanlığı makamı önemli bir makam. O makamı şey yapmamak lazım. Ama Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti yönetimi hiçbir zaman yoksuldan yana değildi. Ama bir yönetimde gücünü sağlayana, bir takım mevkileri, mevzileri elde edene ve birileriyle girift ilişkilere girene kadar göreceli daha toplumsal politikalar yapıyordu. Şimdi artık birileriyle, daha doğrusu iktidarda kalabilmek için bir takım lobilere muhtaç olduğunu düşünüyor ve bu lobilere yüzünü dönmüş, halka da sırtını dönmüş durumda. Şurada bunu söylemem şu açıdan önemli. İki tez var. Birisi, Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi liyakatsiz kadrolarla kötü yönetiyor. İkinci tez, ki kendileri de bunu ikinci tezi de söylüyorlar. Hayır, ne yaptığımızın farkındayız, bilerek yapıyoruz. Şimdi ikisi birbirinden kötü ve ikisi de doğru.
İkisi de doğru. Yani ne yaptığını biliyor. Yaptığı şu. İlk önce enflasyon sebep, faiz sonuçtur falan gibisinden bir takım laflarla faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Biz faizi düşüreceğiz, enflasyon kendiliğinden düşecek dedi ve inat etti bunda. Bu yüzden önce kur fırladı. Fırlamasın diye 128 milyar dolar harcandı. Sonra da kur 19'lara gelince faiz vermeyeceğim, vermeyeceğim diyen birisi faizin daniskasını verir oldu ama adına faiz demeden, adına kur korumalı mevduat dediler. Bu şu, abicim sen parayı %14 göstermelik veya şimdi %17 göstermelik faizimizde tut, dolara yönelme. Çünkü normalde enflasyonun bu kadar altında faiz verirsen kimse parayı bankada tutmaz. Bankaya parayı vereceksin, geri aldığında daha değersiz olacak. Evet. Sen paranı TL'de tut bizim bu hesapta. Ben dolar alacaktım, dolar yükselir. Aradaki farkı biz karşılayacağız. Nereden karşılayacağım? Hazineden. Yani biraz önce söylediğim Tayyip Erdoğan'ın sırtını döndüğü işçinin, çiftçinin, memurun, esnafın, emeklinin cebinden. Ve öyle bir faiz veriyorlar ki şu anda hepiniz izliyorsunuz. Mesela şimdiye kadar ödedikleri faiz çiftçilerin bir yıllık mazot gideri. Bedavaya mazot versen delilik değil mi? Sanki öyle düşünülür. O kadarlık parayı sadece bu 3 aylık süredeki bu faiz fazlasına verdiler. Akıl alır gibi değil. Mesele şu. Fakirin cebinden zengine servet transfer eden bir sistem. Şimdi burada diyorlar ki ne yaptığımızı biliyoruz. Aslında bir anlamda ne yaptıklarını biliyorlar. Şöyle bir tercihte bulundular. Ellerinde ehil, liyakatli kadrolar olmadığından Türkiye'nin krizde, daha doğrusu pandemiden çıkışta bütün dünyanın yaptığı bir şey vardı. Tedarik zincirini kırmamak, talebi sıfırlamamak, piyasayı hareketsiz bırakmamak için bilinçli bir enflasyon tercihi var bütün dünyada. Bu enflasyona karşı da hesapsız şekilde ve kontrolümüz yükselmesin diye doğru ve akılcı yönetim, kur, faiz, istihdam, teşvik bilmem ne proje var. Bunu yönetecek bir yetkinlikleri olmadığı için bunlar önce bilinçli şekilde tedarik zinciri kırılmasın falan filan laflarınla, biliyorsunuz ne dediler, ne yaptığımızı biliyoruz. Dolar bilerek yükseliyor. Doların yükselmesiyle biz Çin olacağız, yeni Çin olacağız. Yapabildiler mi? Yok. Öyle olsaydı doları suni düşürmezlerdi. Yine o günlerde enflasyonun piyasada hareketlilik kontrol altında falan filan. Ama ipin ucunu bir kaçırdılar. Bugün dünyanın %4, %5, %6, %7'de tuttuğu ve rahatsız olduğu 100 liralık, 100 euroluk mal 107 olmuş, adamlar da isyan ediyor. Bizde 100 liralık mal 300 lira oldu. Ve çok net bir şey var burada, çok önemli. Diyorlar ya bütün dünyada enflasyon var. Türkiye'nin üzerinde enflasyon olan ülke sayısı sadece 5. Onlar da Zimbabwe, Suriye, Lübnan, Sudan, Venezuela. Yani hatta bu enflasyonda mesela demin siz de söylediniz. Rusya ile Ukrayna savaşıyor. Birinin enflasyonu 14, birininki 17. Türkiye'ninki %170. Tam gerçek konuyla enflasyon. İlgili Cumhurbaşkanı bugün konuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi toplantısında konuştu. Timde, evet. Evet. Dedi ki, belki takip ettiniz ama toplantıdaydınız. İnsanlarımızın döviz ve altın tasarrufu alışkanlıklarını TL'ye yöneltmek için çeşitli alternatifler sunuyoruz. Milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat ve Mart aylarından itibaren, yine zaman verdi, önemli ölçüde geride bırakmış olacağız. Temmuz ayında enflasyon rakamlarıyla milletimizin her kesimini, buradan asgari ücretliler de umutlandı, rahatlatacağız. Şimdi cümle bu. Siz bir muhalefetin önemli bir ismi olarak Cumhurbaşkanı'nın ağzından bu cümleleri kaç kez duydunuz bugüne kadar? Yani defalarca duyduk. En son bu sene, yani 18 liradan döviz kur korumalı mevduatla dönüp 11,5 olduğunda yarın 10 lirayı görecek ve çok uzun süre bu yıl boyunca 10 lirada kalacak demişti. 16, 17, 18 liralardayız. 2. Bu Nisan ayı için artık enflasyonun düşüşe geçeceğini göreceğiz demişti. Bırakın düşüşe geçmesini. Ay bazında TÜİK'e göre bile Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu 2.98, %3, yıllık da %73,5'ta. Ve esas enflasyon, yani en akın enflasyon araştırma grubu diye
Tayyip Erdoğan'dan talimat almayan ve hangi malın fiyatına baktığını açıkça söyleyen. İşte tam da buradan yola çıkarak sözünüzü kestim. Mesela asgari ücret, eğer burada yine asgari ücreti altını çizerek söylemiyor Cumhurbaşkanı ama her kesim diyor. 4.250 lira olan asgari ücret Türkiye'nin bu tablosunda, bu gerçeklerinde kaç para olmalı? Şimdi gerçekte 10 bin lira olmalı. Yani o kesin ama biz asgari ücretlimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz diye bir iddianız varsa sene başından beri TÜİK'e göre 35-64 enflasyon olmuş. Yani sen eski asgari ücrete enflasyon ayarlamasını yapmışsın. O günden bugüne %35 gelmiş. Hiç değilse onu vermeleri lazım. Yani Recep Tayyip Erdoğan, maalesef işçi sendikaları bu konuda neden ısrarcı değil? Neden talep etmiyorlar? Neden basın açıklaması yapmıyorlar? Neden bakanlığın önüne gitmiyorlar? Bugün yaptı DİSK. DİSK'e yani DİSK yapıyor ama en çok üyeye sahip Türk İş neden susar? Onu söylemek istiyorum. Yani ona bakarsanız yani belli sendikalar, belli kuruluşlar hep yapıyor. Bütün sendikalar. Şimdi eğer bu Türk İş denen kurum işçinin hakkını, menfaatini korumak üzere kurulduysa, bu hak iş. İşin içinde hem hak var hak aramak, hem hak var. Yani Allah'tan korkuyorsanız ve gerçekten işçinin hakkını arıyorsanız bugün hiç değilse şu %35'lik farkı isteyin kardeş. Bakın 4200 lira mı asgari ücret? %35 fark uygulandığında senin oraya yapman gereken 1500 lira bir ilave zam var. Hiç olmazsa onu isteyin ya, 5700 lira olsun asgari ücret. Türk İş'in, Hak İş'in ve DİSK'in kaçamayacakları mesele hiç olmazsa sene başından beri resmi asgari ücret. Bekleyin, ben onu size Aralık'ta vereceğim. Böyle bir şey yok. Temmuz için tabii söylüyorsun. Temmuz için. Bana kalırsa bakın ben bunu Mart'ta da söyledim. Hiç olmazsa 3 ayda bir olmalıdır. 3 ayda bir yapmadınız, Temmuz'da verilmelidir. Hatta gerçekten vicdan sahibiyseniz işçiye her ay enflasyon farkı verilmelidir. Bu süreçte, bu kadar yüksek enflasyonlu dönemde bu sene hiç olmazsa her ay enflasyon farkı verilmelidir. Ve Temmuz'da yılın ortasında hiç olmazsa 6 aylık şu ana kadar ki 6 aylık da değil bu yani artık 5 aylık. Gelecek Temmuz'da açıklanacak enflasyonla birlikte 6 aylık enflasyon farkı verilmeli. Hiç olmazsa bu yılki tahribat ortadan kaldırılmalıdır. Bir ülkede bir yönetim köprü olsun, geçiş olsun, havalimanı olsun, bütün garanti ücretlerini döviz üzerinden vaat ettiyse, aslında burada dövizin de düşmeyeceği düşünülerek bu yapılıyor, vaat ettiyse milyonlarca çalışana, emekliye, işçiye bu söylediğinizi neden yapmaz? Öncelik belirleme işi biraz öncesi. Onun önceliği beşli çete. Şimdi bakın vatandaşlarımız şunu bilsin. Birincisi bunlar hani diyor ya, köprü yaptım, tünel yaptım, onu yapıyorum. Hiçbirini kendi yönettiği dönemde topladığı vergilerle yapmıyor. Neyle yapıyor? Yap, işlet, torunlarıma borç devret yöntemiyle. 30 sene boyunca o köprüden geçiş garantisi vermiş. Bunların toplamını dolar üzerinden veriyor, euro üzerinden veriyor ve ayrıca da dolar üzerinden vereni diyor ki sana Amerika'daki enflasyon farkını da ayrıca vereceğim diyor. Düşünün bakın, beşli çeteye verdiği parada 30 yıllık garanti var, doların araç sayı garantisi var, dolar üzerinden garanti var, Amerika'daki enflasyon farkını da veriyor ama bizim Türkiye'deki işçimize enflasyon farkını Temmuz ayında vermiyor, aralığa kadar bekleyeceksin diye. Evet. Ve sokaktaki vatandaşın da aslında hani bir cumhurbaşkanı sonuçta, siz dediğiniz makama saygı tabii ki sonsuz saygı makama. Yani sokaktaki vatandaşın da devletin en yetkili isimlerinin ya da isminin ağzından çıkanlara inanmamak ya da inanamamak dışında bir seçeneği olabilir mi? Çünkü o zammı yapacak olan yine bu iktidar, yine ya, yönetenler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Temmuz'da olur olmaz göreceğiz hep beraber. Şurada bir ay kaldı. Olmadı, Aralık'ta olacak ama inanmak dışında bir seçenek var mı Özgür Bey? Yani milyonlarca sabit gelirli... İnanmak dışında bir seçenek var, değiştirmektir ya. Bunlara inanılır mı? Bu kadar seri yalan söyleyen bir... Ben bu AKP güzellemesi adına söylemiyorum. Ya tamam da yani şimdi bunlara hala inanan varsa gelecek sene veya 6 ay sonra daha büyük sıkıntılara boyun eğmek zorunda kalacaklarını bilsinler. Şimdi bakın bu mesele siyasi mücadeleyi geçti. Bu artık bir sınıfsal mücadele. Hem toplumun sosyal sınıflarının hem ekonomik sınıflarının AK Parti tarafından ezildiği bir süreçteyiz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne
herhangi sebepten dolayı oy vermeyebilir insanlar. Ama bugün gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi meseleyi artık böyle AK Parti CHP meselesinden çıkarıyor. O yüzden ittifak siyaseti yapıyoruz. Bakın, bize inanmayan veya bizim tek başımıza bizim bu ülkede çok iyi şeyler yapacağımızı düşünmeyen bir grup seçmen olabilir. Ama o grup seçmenin de koluna, bacağına, kemiğe bıçak dayanmış durumda. Bıçak dayanmış, geçiremiyor. Ve biz diyoruz ki bir ittifak siyaseti, bir geçiş dönemi, yeniden demokrasi ve bütün insanların, bütün toplumun yoksul kesimlerinin, sıkıntıda olan kesimlerinin yüzünün yeniden güldürüleceği, nefes alacakları. Sonra siyasi rekabetler yine başlar günü geldiğinde. Ama bugün gün artık bu ülkenin esnafının, çiftçisinin, memurunun, işçisinin, emeklisinin ve işsizlerinin yeniden hak ettiklerini alma günüdür. Yani kısa çöpün uzun çöpten hakkını alma günüdür. Uzun adam her şeyi beşli çeteye veriyor. Artık kısa çöp uzun çöpten, vatandaşlarımız uzun adamdan hakkını alma zamanıdır. Bunun için de bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Programın başında da tam sormak istediğim altılı masa açısından, muhalefet açısından buydu. Hani sokağın sizlerin ağzından daha somut şeyler duyması gerektiğini bize iletilmesi zaman zaman bulunduğumuz yerlerde, farklı ortamlarda. Yani söylediğiniz şeylerin asla yanlış olduğunu söylemiyorum, yanlış anlamayın, ama anladığım kadarıyla bundan sonraki süreçte, 3 Temmuz'da bir toplantı daha var İyi Parti'de, bundan sonraki süreçte vatandaşın hayatını rahatlatmak adına önümüzdeki süreçlerle ilgili daha sık, daha somut cümleler duyacak mı seçmen sizden? Elbette duyacak. Zaten şöyle bir şey var. Yani biz yıllardır siyasetin içindeyiz ve bir iktidar değişiminden sonra muhalefetin erken seçim talep etmesi kendi kendine yapabileceği bir iş değildir. Demezler mi ya, daha yeni seçim oldu, 2 senedir biz seçim konuşuyoruz. Neden konuşuyoruz? Sokağın böyle bir talebi olduğu için. Sokağın talebini görüyoruz, sokağın talebini dile getiriyoruz. Erken seçim veya gününde yapılacak olan seçim sürecinde elbette vatandaş muhalefetten beklediği somut vaatleri duyacak. Ama şöyle bir şey söyleyeyim yani. Cumhuriyet Halk Partisi aile destekleri sigortası diyor. Geçen hafta Türkiye işte aile destekleri paketini açıklayacağım diye açıklama yapıyor Cumhurbaşkanı. Yine günü geliyor, Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte taşerona kadro dedi, ben de vereceğim dedi, yarım yamalak bir kadrolaşma. Cumhuriyet Halk Partisi emeklerin istediği intibak yasası söylüyordu, onun yarım yamalak. İsmen ve ismini taklit ederek ve içeriğini boşaltarak bunları yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7 Haziran'daki seçim beyannamesini düşünün. Neydi o seçim beyannamesi? Bütün Türkiye'de gündemi belirlemişti. Ne söylediyse, yani emekliye 2 maaş ikramiyeyi kimden duydu bu vatandaş? CHP'den duydu. Taşerona kadroyu kimden duydu? CHP'den duydu. Ucuz mazotu kimden duydu? CHP'den siz duydu. Siz söylüyorsunuz, AKP yapıyor. Ay, yapmıyor. Yaparmış gibi yapıyor. Bazıları da. Hayır, şöyle ya, yapıyor dersek haksızlık olur. Bugün verilen 1100 lira emekli maaşına siz şey mi, biz ne diyorduk? En düşük memur maaşı kadar herkese vereceğiz diyorduk veya bir asgari ücret. Bugün eğer yapmış olsa en azından 4250'şer lira vermesi gerekirken 2 bayramda 1000 liraydı, yeni 1100 lira yaptı. Evet. Olacak şey mi? Yani hatta o yüzden taşerona kadro, bugün kitle çalışan işçilerin durumu ne oldu? Kadro dedikleri geçici iş sözleşmesini 3 yıllık süreli iş sözleşmesine çevirdiler. Takır takır kadro verdiler mi? Yok. Mecliste normal başka maaş alıyor, taşerondan geçen başka maaş alıyor. Devam edeceğiz. Seçim dedik. CHP'den Sadat hakkında suç duyurusu, evet, altyazı. Yarın Bülent Tezcan başkanımız, evet, hukukçu milletvekillerimiz, evet, suç duyurusunda bulunacak. Onları sonuna kadar takip edeceğiz. Yani o konuda kimsenin bir şeyi olmasın. Yarın saat 10'da Bülent Tezcan başkanımız, hukukçu milletvekillerimiz Sadat hakkında suç duyurusu ve basın açıklaması yapacaklar. Sıhhiye. Evet, evet. Adliyenin önünde o konuda daha ilerleyen saatlerde bir çağrıları da olacak. Şunu söylemek isterim. Bugün Türkiye'de nasıl 7 Haziran seçimlerinde CHP 5 büyük vaat ve 40'a yakın bunun altındaki vaatleriyle gündemi belirlediyse, bütün muhalefet partileri o gün için peşinden yürüdüyse, iktidar önce yapamazsınız, kaynak nerede deyip 1 Kasım geldiğinde ben de yapacağım, ben de yapacağım dediyse, başta CHP'nin ve Millet İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanı adayımızın böyle gündemi belirleyecek
sarsacak ve vatandaşımızı, ha bunlar meseleyi böyle çözecek, ben buraya oy verirsem halim ortada AK Parti MHP ittifak için, ama Millet İttifakı'na CHP'ye oy verirsem karşılığında ilk 6 ayda bana bunları yapacaklar, 1 yılda bunları yapacaklar, dönemin sonunda da bu hale gelecekler diye somut tıkır tıkır vaatleri olacak. Ama bundan seçim, kimsenin şüphesi olmaz. Seçim kararıyla beraber, o atmosferle beraber duyacak. Kademe kademe kademe. Yani şöyle bir şey var. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi elindeki imkanlarla, Körfez sermayesinden borçlanarak, takır takır TL basarak, Türkiye'nin gelecekte sürükleneceği büyük enflasyonist krizleri de göze alarak, daha doğrusu benden sonrası tufan diyerek, her dediğinizi ben yapacağım deyip muhalefetin vaatlerini ve çözüm önerilerini boşa düşürmeyle ilgili bir stratejiye geçmiş durumda. O yüzden her şey hemen söylenmeyecek ama vatandaş kararını vermeden önce CHP'nin nasıl çözeceğini ve kendisine ne vaat ettiğini biliyor olacak. Bu kesin. Ama bugün söyleyeyim, bu dönsün senin benim karşılığı olmayan parayı tıkır 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 bassın, ben de yapacağım desin, senin vaadinin içini boşaltsın. Buna da olanak tanımayacağız ama süreç içinde kademe kademe her şey gidiyor. Ben şunu söyleyeyim, vatandaş kimi göndereceğini karar vermiş, kimi getireceğini de biliyor. CHP'nin nasıl, Millet İttifakı'nın nasıl bir yönetim anlayışı içinde olacağını, makro ekonomik çözüm önerilerini de biliyor. Ama kendisine ne vaat edeceğimizi kademe kademe öğrenecek. Ama seçime bir yıldan az süre kalmışken artık seçim sattım halindeyiz. Öyle son 3 ayı da beklemeyecek. 3 ay kala broşürden okumayacak. Kademe kademe her şey kendilerine anlatılacak. Ayrıca bugün bizim ekonomi kurmaylarımızın karşısına AK Parti'den veya Nebati, hani her yerde gözüme bak diyor. Biz Nebati'nin gözüne bakmak istiyoruz. Nebati gelsin, Tele1'de derse Tele1'de, A Haber'de derse A Haber'de, bence birçok televizyon ortak yayınında, TRT'de bizim kurmaylarımızın karşısına çıksın. Biz insanın gözünün ışıltısını nasıl söndürdüklerini, bizim ekonomideki sıkıntıları nasıl çözeceğimizi, karşılarına koyacağımız, o yanına bütün heyetini, kurmaylarını alsın, bizim kurmaylarımızın karşısına çıksın. Biz bütün vatandaşın gözünün önünde ona, gözünün içine baka baka, o meşhur gözlerinin içine baka baka Türkiye'yi krizden nasıl çıkaracağımızı anlatalım. O da bize kendi projelerini anlatsın. Biz onu eleştirmek için değil, hatta biz projemizi anlatalım, o bizim projemizi eleştirsin bakalım. Evet. Böyle bir cesaretleri yok. Şunu sorayım, son yaklaşık 10 dakikamız. Ekonomiyle ilgili aslında çok net konuştunuz. Zamanı gelince bir yıldan az kaldı. Sokaktaki vatandaş, bu güçlüğü çeken herkes kademe kademe bunu duyacak. Şimdi, zaten bakın şimdi, şöyle bir şey de kabul etmem. Şu anda sokakta vatandaş bize sorup da cevap almadığı bir tane soru yok. Ve biz örneğin kur korumalı mevduat başta olmak üzere Türk lirasını değersizleştiren ve başkalarının cebine para sokuşturan bir anlayış var. Biz bunun yerine parayı nereye vereceğimizi anlatıyoruz ve nasıl vereceğimizi de anlatıyoruz. Her kademesinde de itiraz ettik. Her kademesinde de yaparlarken. Yani Nebati çıkıp da bunu yaptığında biz Nebati'ye dedik ki, bakın yaptığınız iş zengini zengin eder, fukarayı da onun alacağına kefil eder dedik. Bugün bu yaşanıyor. Bu paraların... Bir de GES çıktı. İşte parası olmayan nasıl alsın ki geliri endeksli senedi? Bakın şöyle bir şey var. Bunların hepsi bir avuç zengini daha zengin eden, yoksulun cebinden onlara para veren sistemler. İlk günden beri söylüyoruz. Bu son derece net. E şimdi biz eleştirmişiz. Eleştirirken dolar 5 lira, mazot 6 lira. Bugün gelmiş dediklerimizin tam tersini yapmış. Dolar 15 lira, 16 lira, 17 lira, mazot 28 lira. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Değişen bir tek şey var. İnsanların satın alma gücü geçen seneye göre 3'te 1, 4'te 1 azaldı. Bunu düzelteceğiz. Başka daha etkin bir, daha doğru bir gelir dağılımı, Gini katsayısının zenginlerin değil yoksulların lehine değiştiği, en zengin %20 ile en fakir %20 arasındaki farkın gitgide daraltıldığı, artık bir de yeniden bir orta sınıfın inşasına ihtiyaç var. Şu anda Türkiye'de orta direk diye bir şey kalmadı. Hepsi fakir. Fakirleşti. Hepsi fakirleşti. Orta direğin yeniden inşası ve yoksulluktan kurtulma. Bundaki en büyük, şunu söyleyeyim, en büyük projemizi de söyleyeyim şimdiden. En çok duyulacak. Lütfen. Bakın. İlk kez mi söylüyorsunuz bilmiyorum. Hayır, ilk kez söylemiyoruz ama bir kez daha herkesin kulak vermesini istiyoruz. Şundan dolayı söylüyoruz.
Bu pandemiden önce bütün dünya Çin'deki yoksulluk umurunda değildi kimsenin. Mesela İngiliz Başbakanı Boris Johnson'ın. Çin'de 4 tane yoksul Çinli bir yarasa çorbası içti. Boris Johnson gitti yoğun bakıma yattı. Doğru mu? Canını zor kurtardı. Maske takmam diyen Trump hastanelerden maskeli görüntüler falan. Neyi öğrendi bunlar? Bakın dünya ölçeğinde söylüyorum bunu. Bizimkiler de Trump'ın Türkiye şubesi. Boris Johnson'ın Türkiye şubesi. Neyi öğrendiler? En fakirimizin sağlığı hepimizin sağlığı kadar önemliymiş. En yoksulumuzun ekonomik durumu, eğitimi, sağlığı ve sosyal güvenliği hepimizin geleceğini etkiliyormuş. Milyonlar öldü, milyonlar, milyarlar ölebilirdi. Evet. Bu virüs son anda daha bulaşıcı, yani daha bulaşıcı ama az öldürücü hale dönüştü. Tersi de mümkündü. Daha çok milyarlar ölürdü dünyada. Evet. Yüz milyonlar öldü, milyarlar. Demek ki kim haklıymış kardeşim? Biz haklıyız. Sosyal demokratlar, sol politikaları savunanlar. Yani en yoksula eşit eğitim, eşit sağlık ve belli bir seviyede gelir. Bunu 2011'den beri söylüyoruz. Dünya bunu tartışmaya şimdi geldi. Ne tartışıyor dünya? Temel vatandaşlık geliri. Yani herkese bir sabit gelir. CHP'nin olduğu iktidarda 2011'den beri söylediğimiz, şimdi son şeklini verdiğimiz aile destekleri paketi dediğimiz iş şu. Bir evde bir sigortalı çalışan yoksa o evin maaşı sıfır sayıda binse de 1500. Bir asgari ücrete tamamlanacak kardeşim. Biz varsak her evde 4250 lira maaş olacak. Bu ev, bu aile evlilik bağıyla kurulduysa kadına verilecek. Örneğin hiç evlenmemiş iki tane yaşlı kardeşse onlardan işte genç olanına verecek falan. Ama her bacası tüten, her bacadan duman çıkacak. Her mutfakta çorba kaynayacak. Her eve en az 4250 lira bir gelir sağlayacağız. Bu devrimdir. Bakın bu devrim. Hani soruyor ya vatandaş diyorsunuz. Biz nasıl CHP iktidarın 3. ayından itibaren sigortalı çalışanı olmayan her evin maaşı asgari ücrete tamamlanacak kardeşim. Evet. Mesele bu kadar basit. Bu bütün dünyayı heyecanlandıran, bütün dünyadaki ekonomistlerin konuştuğu, CHP'nin Türkiye'de 10 yıldır fikir babası olduğu, 2015'te de vaat ettiği ama şimdi herkesin ayağı suya erince hakikaten ya bu kadar yoksulluk sürdürülebilir dediği yer. Kemal Bey'in hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek dediği şeyle, Peygamberimizin komşusu açken tok yatan bizden değildir dediği şeyin kamu yönetimindeki karşılığı budur abi. Geleceğe yönelik çok umutlu cümleler kuruyorsunuz haklı olarak, bir muhalefetin önemli bir ismi olarak. Şimdi bütün bunların çözüm yolunun da kuşkusuz... Ben artık muhalefetin önemli bir ismi değilim. Ben iktidar namzeti partinin önemli bir ismiyim. İktidara gelmekte olan partinin sözcülerinden bir tanesiyim. Evet. Ağzımdan çıkan senet niteliğindedir ve vatandaşımızın bir sene sonra talep edeceği, benden isteyeceği şeyleri söylüyorum. Hepsi partimizin adına konuşmaya genel başkanın yetkilendirdiği, grubumuzun yetkilendirdiği parti sözcülerinden bir tanesiyim. Ben artık muhalefet falan değilim. Ben Tayyip Erdoğan'ın kaçtığı sürece en çok bir yıl daha kaçabileceği ve uzatabileceği, engelleyebileceği halkın iktidarının, iktidar partisinin sözcülerinden bir tanesiyim. Peki, bunu ilk kez duymuş olduk sizden. İktidar namzeti partinin sözcüsüyüz biz. Yapacağımızı anlatıyoruz. Bunlar perişan ettiler memleketi zaten. Yapamadıklarını ben anlatsam ne olacak? Vatandaş biliyor zaten yani. Tamam. Şunu soracağım. Son 3-4 dakikamız. Ekonomi, bütün Türkiye'de bu konuşulduğu için ben bunu konuşmak istedim sizle. Ama tüm bunları yapacak olan demokratik yollarla yapılacak bir seçimden sonraki bir iktidar değişikliği. Tabii. Şimdi bir güvenlik açısından bir endişeniz var mı sandığa yönelik? Vallahi şöyle. 6 partinin birlikte çalıştığını biliyoruz. Var 6 mı? Parti de çalışıyor, partimiz de çalışıyor. Seçim güvenliğini riske edebilecek bir takım farklı odaklar için genel başkanın Sadat'ın önüne gitmesi, yarınki suç duyurusu ve bunun dışında da bir takım girişimlerimiz, çalışmalarımız hepsi oluyor. Olacak. Şöyle bir şey var. Bütün diktatörler ve dönemimizin otoriter popülist liderleri sandığa katılım oranı düşsün isterler. Bunun için de bir endişe ve umutsuzluk yaymak isterler. Sosyal medyada öyle şeyler okunuyor ki, efendim sen oyunu CHP'ye vuracaksın, o uçan mürekkep gidip AKP'nin üstüne konacak. Bunun akıllı mantığı var mı böyle bir şeyin? Ama şu hissiyatı yaratmaya çalışıyor. Boşuna oy vermeye gitmeyin, nasılsa Tayyip Erdoğan kazanır. Bununla mücadele ediyoruz. Zaten eskiden şöyleydi, İstanbul seçimlerine kadar hangi partiye oy vereceksin? İşte
Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. %52 belli kazanıyoruz. Sence kim kazanır deyince AK Parti kazanır diyorlardı. İstanbul seçimleriyle bir bunu kırdık. Şimdi anketlerde kişilerin oy verme tercihleriyle seçim sonuç beklentileri örtüşmeye başladı. Bu iyi bir şey. Yeni bir şey var mı? Yeni bir söyleyebileceğiniz anketlere yönelik. Bizle paylaşabileceğiniz yeni bir şey var mı? Şöyle, önümüzdeki ay anketlerde CHP'nin birinci parti olduğunu göreceksiniz. Bugüne kadar bazı anketler kafa kafaya gösteriyordu ama önümüzdeki aydan itibaren CHP'nin birinci parti olduğunu göreceksiniz. Bu önemli bir iddia. Biliyorsunuz Meral Hanım da önemli bir iddia ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde de bunu değerlendirdik birlikte. O da dedi birinci parti olmak istiyoruz. Birinci parti olmakta Millet İttifakı yarışıyor. Meral Hanım şey demişti, AK Parti ana muhalefet olacak. Onu bazı AK Partililer ikinci parti olacağız gibi algılamışlar. Bakın bugünkü rejimde birinci parti var, ikinci parti var. Ama ana muhalefet şu demek. Ana muhalefet ne demek? Ülkeyi yönetenlerin karşısında yer alanlardan en çok oyu almış parti demek. Şimdi CHP birinci parti olursa ben AK Parti ikinci parti olacak ihtimalini görmüyorum. AK Parti ana muhalefet partisi olacak bence de, Meral Hanımca da. Çünkü biz Millet İttifakı olarak yönetiyor olacağız, iktidar olacağız. Ana muhalefet partisi karşımızdaki bloğun en çok sandalyesi olan. Bence MHP, BBP ve AK Parti içinde en çok milletvekilini AK Parti çıkarabilir. O zaman ona ana muhalefet partisi diyebiliriz. Ama bu en çok sandalyeyi alacak ikinci parti. Şu anda o görünüyor ama önümüzdeki günlerde bu yetkinliklerini de kaybedecekler. Kemal Bey adayla biraz daha yaklaştı mı efendim? Şimdi ben partinin grup başkan vekiliyim. Bence hep yakın. Ama Kemal Bey bugün bile MYK'da şunu dedi. Yani bize çizdiği çerçeve şu. İlk kez paylaşıyorsunuz. Her zaman paylaştığımız şeyi tekrarladı Kemal Bey. Şöyle bir şey var. Çizdiği çerçeve şu. Bir kez altılı parti, altılı masanın ittifakı olacak dedi adayımız. İkincisi bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak. Bizim çerçevemiz bu. Kemal Bey olsun ister misin? Çok isteriz. Hepimiz isteriz. Kemal Bey ne dedi? Altılı masa görev verirse de onur duyarım dedi. Ben Kemal Bey'in adaylığının son derece önemli bir adaylık olduğunu düşünüyorum. Ama genel başkanımın çizdiği çerçeve altılı masa ve bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak. Hiç şüphe yok. Çok kısa birkaç cümle. Altılı masadaki liderler dışında, Meral Hanım da söylemişti, Türkiye'nin çok yakından tanımadığı herhangi bir isim olabilir mi? Şimdi ben bu tip işleri gazetecilere, bu tip işleri daha önce siyaset yapmış televizyonda yorumculuk yapanlara bırakın. Bana sorarsan kim olsun? Kemal Bey olsun. Ama Kemal Bey ne diyor? Altılı masaya soralım diyor. Anladım, peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Su gibi 45-50 dakika geçti. Teşekkür ederiz. İlk programda heyecanlıydık. Çok güzel şeyler konuştuk. Sağ olun. En azından somut vaatleri bir kez daha sizden duymuş olduk. Ayağınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel canlı yayın konuğumuzdu. Yarın saat 16'da tekrar Habere Doğru programında birlikte olacağız. Az sonra Tele1 Ana Haber sizlerle olacak. Hoşçakalın.